Kaç başbakan Yüce Divan'da yargılandı? 1,5 yıllık başbakanlık 3,5 yıl denetlenebilir mi? Kim o da bu hafta? Aydınlık mı, karanlık mı? Mesut Yılmaz. 1961 Kasım'ı, 14 yaşında bir çocuk. Kayseri'de cezaevi kuyruğunda. Yanında annesi, içeride Menderes'in bakanlarından darbe sonrası tutuklanan amcası Yusuf İzzet Akçal. Annesine dönüyor küçük. İleride beni de böyle ziyarete geleceksiniz diyor. O küçük, Mesut Yılmaz, yıllar sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan olacaktı. Mesut Yılmaz, 1947'de çok partili dönemin henüz başında dünyaya geldi. Ailesinde kendisinden önce de siyaset yapan isimler vardı. Kendisinin siyasi arenaya girişi ise 80 darbesi sonrasında olacaktı. 36. yaş gününde ANAP'tan Rize milletvekili oldu. Turgut Özal hükümetlerinde bakanlıklar yaptı. Özal'ın cumhurbaşkanı olması ile ise onun için başbakanlık yolları açıldı. Ancak yine de bazı engeller vardı. Özal'ın ardından partinin başına Yıldırım Akbulut geçmişti. Akbulut kimilerine göre Özal'ın partideki gölgesiydi. 91'de ANAP'ın 3. Olağan Kongresi'nde Mesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Özal'ın da desteklediği Yıldırım Akbulut'a karşı galip gelerek genel başkanlığa seçildi. Ardından da başbakanlık koltuğuna oturdu. Yeni başbakan Yılmaz'ın iktidarını sağlamlaştırmak için bir takım planları vardı. Arkasında hissettiği güç ve gençliğine güvenerek 1992'de yapılması gereken seçimleri erken aldı. Ancak sonuç beklediği gibi olmadı. Yılların iktidarı ANAP artık ikinci partiydi. Mesut Yılmaz ise ana muhalefet lideri. 91'in ardından 95 seçimleri de Yılmaz ve partisi için çok da iyi geçmemişti. ANAP yine ikinci partiydi. Seçimden galip çıkan Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan'ın hükümet kuracak çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle hükümet kurma görevi ANAP'a veriliyor ve bir kez daha Mesut Yılmaz başbakan oluyordu. Ancak yine koltukta uzun süre kalamayacaktı. Tansu Çiller ile birlikte kurduğu Anayol Koalisyon Hükümeti, Necmettin Erbakan'ın itirazları neticesinde Anayasa Mahkemesi tarafından güven oylamasının iptali neticesinde sona erdi. Ve Mesut Yılmaz yaklaşık bir yıllığına tekrar muhalefetteydi. Bu dönemde uğradığı bir saldırı ise ülkede ses getirecekti. 23 Kasım 1996'da yaptığı bir yurt dışı gezisi sırasında Budapeşte de yumruklu saldırıya uğruyordu. Anlatılana göre basın ve kamuoyunun Yılmaz'ın orada olduğundan haberi yoktu. Ancak saldırı tesadüfi değil, planlıydı. Sonradan Yılmaz'ın kumarhanede bir tartışma neticesinde yumruklandığı ya da Çiller'in aleyhine bir belge peşindeyken saldırıya uğradığı gibi söylentiler yayıldı. Olaydan kısa süre sonra Yılmaz şu sözleri söyleyecekti. Saldırı talimatı Türkiye'den verilmiş görünüyor. Olayın İstanbul'la bağlantısı kesin. Budapeşte İstanbul telefon görüşmeleri tespit edildi. Ankara bağlantısından emin değilim. Bu bana birinci ihtardır. İhtar, devleti ele geçirmek isteyen siyasi güç, silahlı eylem gücü, kirli para üçgeninden geliyor. Bu dönemde Başbakan Erbakan 28 Şubat dönemi neticesinde ordu ve bürokrasi kademeleri tarafından istifaya zorlandı. Başbakanlık koltuğu yine ve son kez Mesut Yılmaz'ındı. Ancak yine ve yine uzun süre koltukta kalamayacaktı. Bu kez başbakanlıktan Türkbank skandalı neticesinde ayrılacaktı. Türkiye'de özel sektörün kurduğu ilk banka olma özelliği taşıyan Türkbank'ın hisselerinin büyük bölümü TMSF'nin yani devletin elindeydi. Erol Evcil bankaya talipti. Onu banka konusunda destekleyen Nesim Malki birkaç yıl önce öldürülmüştü. Alaaddin Çakıcı, Evcil'in banka ile ilgili her türlü rakibini tehdit ediyordu. Çakıcı aynı zamanda Nesim Malki cinayetinde de şüpheliydi. Türkbank ihalesi böylesine kirli bir süreçte yapılacaktı. İhaleyi kazanacak kişi ise Korkmaz Yiğit'ti. Yiğit, kimi iddialara göre Alaaddin Çakıcı tarafından tehdit edildiğini söylüyor. Ancak ihale sürecinde Çakıcı onun da rakiplerini tehdit ediyordu. Yani Korkmaz Yiğit'e destek veriyordu. Erol Evcil ise Türkbank Korkmaz Yiğit'e geçtikten sonra burada bir pay ya da çıkar sahibi olacaktı. Çakıcı ve Korkmaz'ın anlaşmaları bu yöndeydi. Tüm bu anlatılan ilişkilerden, tehditlerden, pazarlıklardan, iddiaya göre ihale yapılmadan çok önce Mesut Yılmaz'ın ve Bakan Güneş Taner'in haberi vardı. Hatta Korkmaz Yiğit'in banka için yapacağı teklif, ihaleye girecek bazı firmaların yapacağı teklifler, hepsi Yılmaz'ın ve Taner'in bilgisi ve kontrolü dahilindeydi. Tüm bu şartlar altında Türkbank ihaleye çıktı. Korkmaz Yiğit 600 milyon dolarlık teklifiyle ihaleyi kazandı. Ancak ihaleden kısa bir süre sonra CHP milletvekili Fikri Sağlar, Korkmaz Yiğit ve Alaaddin Çakıcı'nın Türkbank ile ilgili ilişkisini ortaya çıkaran bir kaseti kamuoyuna açıkladı. Bu kasette anlatılan kirli ilişkilerden, ihale yapılmadan önce Başbakan Yılmaz'ın da haberi olduğu iddiasında bulundu. Ortaya atılan pek çok kirli ilişki iddiası ile ülke gündemi sarsılırken, koalisyon desteğinin altından çekildiğini gören Başbakan Mesut Yılmaz ise istifa etmek zorunda kaldı. Yılmaz, 2005'te Yüce Divan'a gidecek, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yüz yüze kalacaktı. Ancak rahşan affı olarak bilinen şartlı salıverme yasası gerekçe gösterilerek dava karara bağlanmayacaktı. Türkbank skandalı sonrası ilk genel seçim, ANAP ve Mesut Yılmaz için yine başarısızlıkla sonuçlandı. ANAP, seçimde 4. parti olmasına rağmen Mesut Yılmaz Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı göreviyle hükümetlendi.
hükümete girdi. Asıl yıkım ise bir sonraki seçimde, yani 2002'de olacaktı. Sadece AKP ve CHP'nin barajı açtığı bu seçimde ANAP yerli bir olacaktı. Siyasi hayatı ciddi bir biçimde sarsılan Mesut Yılmaz, 2007 seçimlerinde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girdi. Kurduğu şu cümleler yaşadıklarının bir özeti gibiydi. Sonuç olarak söyleyeceğim şu: bir parti adına konuşmuyorum. 1,5 sene başbakanlık yapıp 3,5 sene denetlenen tek insan benim. Hakkımda denetlenmedik dosya bırakmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sonuçta yine ben buradayım. 2011 yılında siyasi hayatını noktalayan Mesut Yılmaz, 2017'de oğlunu kaybetmesinin ardından çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladı. 30 Ekim 2020'de ise erken sayılabilecek bir yaşta hayatını kaybetti.